Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, bayramınız mübarek olsun. Daha nice bayramlara hep birlikte kavuşabilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip ve müyesser eylesin. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in bayramını herkese, her mümin ve mümineye en güzel şekilde kutlamalarını nasip etsin. Bayram güzeldir. Bayram sevgidir. Bayram aşktır. Bayram muhabbettir. Bayram bütünleşmektir. Bayram sevgiyi kucaklamaktır. Gelin hep birlikte birbirimizi kucaklayanlardan olalım. Gelin hep birlikte aşkımızı ortaya koyanlardan olalım. Gelin hep birlikte ailemizle, aile efradımızla, kardeşlerimizle, dostlarımızla, akrabalarımızla bayramımızı beraberce kutlayalım. Şöyle bir araya gelelim, bir müsafaha yapalım. Diyelim ki sizler ve bizler ne güzel bayramları yaşıyoruz. Diyelim ki ne güzel ya şu Ali Bey ne güzel bayramı yaşamış. Şu Fatma Hanım ne güzel bayramı yaşamış. Bunlar ne kadar güzel insanlar. Bak bayramda dövüş yok, bağırtı yok, çağırtı yok, sıkıntı yok, problem yok. Sevgi var, muhabbet var, aşk var, birbirlerine saygı var. Her şeyden önemlisi Allah Azze ve Celle'nin bize nasip etmiş olduğu bu bayramı bayram gibi sevgiyle ve muhabbetle kutlamak var. Diyelim değerli gönüldaşlarım. Gelin hep birlikte sevgimizi ve muhabbetimizi ortaya koyanlardan olalım. Gelin hep birlikte aşkımızı ortaya koyanlardan olalım. Gelin hep birlikte bayrama bayram gibi yaşamaya çalışanlardan olalım. Eyvallah sorunlarımız var, depremzedelerimiz var, sel afetlerimiz var, yağmursuzluk var. Diğer yanda bazı sorunlar, ekonomik sorunlar var, bazı sıkıntılar var, bazı dertler var, hastalıklar var. Her türlü problem, eza, cefa var. Amenna ve saddakına kabul ediyorum. Bir sorun yok. Siyasette yokum ben. Dolayısıyla çok rahat bunları söylüyorum. Bu ülkede deprem gerçeği var mı? Var. Depremde insanlar vefat etti mi? Etti. Evler yıkıldı mı? Yıkıldı. Bu ülkede şu anda ekonomik sorunlar var mı? Var. Bunu kimse saklamıyor zaten. Dolayısıyla bunlara rağmen insan bayramı bayram gibi yaşamalı mıdır? Evet yaşamalıdır. İnsan bayramı bayram gibi hayatının içerisinde en azından o üç günü güzelce yaşamalı mıdır? Evet yaşamalıdır. Herkes kesesine göre, herkes cebine göre, herkesin parası neye yetiyorsa ona göre bayramı yaşamalıdır. Efendim benim param yok. Alma elbise ne olur sanki. Ne olur ya? Al şuradan bir yarım kilo baklava. Yani baklavanın kilosu efendim kimi yerde 300 lira, kimi yerde 1000 lira. Neyse. Kesenliğin al bir yarım kilo baklava. Al evine götür. Varsa çocuktan götür şu pazardan işte. Ver bir 200 lira. Al bir elbise tamam ya bu işte ya. Değerli gönüldaşlarım hayatı zorlaştırmanın bir mantığı yok. Hayatı sıkıntılarla, hayatın içindeki sıkıntıları kendimize dert olarak almaya gerek yok. Değerli gönüldaşlarım. İnşallah umarım daha iyi oluruz, daha güzel oluruz, daha dertsiz, tasasız bir bayram daha yaşarız diyelim. Temennimiz bu. Ama dünya hayatı içerisinde hatalar, yanlışlar, sıkıntılar, dertler, problemler olacak mı? Olacak. Ama bunun yanında bayramlar, ramazanlar, kurbanlar, güzellikler olacak mı? O da olacak. Manevi olarak böyle bir pik yapmak yapılacak mı? Evet yapılacak. Maddi olarak da pik yapılacak mı? Yapılacak değerli gönüldaşlarım. Dolayısıyla bayramı ne olur zehir etmeyelim. Bayramı ne olur zehirleştirmeyelim. Bayramı ne olur insanların ağzına tıkmayalım. Bayramı ne olur insanların gözünden yaş getirtmeyelim bayramda ne olur? Ne olur değerli gönüldaşlarım sizlerden ricam. Sizlerden ricam budur. Bayramda bayram gibi yaşayalım. Yani en azından o üç günü bayram gibi yaşayalım. Sevinçli olalım. Muhabbetimizi ortaya koyalım. Allah Azze ve Celle'den bu bayramda bizim sorunlarımızı çözmesini isteyelim. Allah Azze ve Celle'den şu bayram gününde, şu bayram saatinde duamızı edelim. Allah'ım benim şu 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 sıkıntılarım, şu 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 problemlerim, şu 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 dertlerim, şu şu hastalıklarım var. Ne olur? Ne olur? Şu mübarek Ramazanımızı tuttuk. Şu mübarek bayram gününe denk geldik. Ne olur Rabbim? Şu bayram gününde, bayram saatinde
Duamı ediyorum. Ne olur dualarımı kabul ve makbul eyle diye bir duamızı edelim ya. Ne olur sanki yani bir duamızı edelim. Allah Azze ve Celle duayı görendir, bilendir, ortaya koyandır. Gelin hep birlikte şu bayram saatinde, bayram gününde bir duamızı edelim değerli gönüldaşlarım. Haydi bakalım. Ellerimizi semaya kaldıralım ve duamızı edelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve lâkıbetü lil müttegin ve lâ udvâne illâ alâ zâlimin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel âhirin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Bizleri her türlü kötülüklerden, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Allah'ım bizleri kovulmuş olan şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım bizleri korku salan cinlerin şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım bizleri kötü insanlar, haset insanların şerlerinden muhafaza eyle. Allah'ım şu mübarek günde, şu mübarek saatte, şu mübarek dakikalarda, şu bayram gününde elimizi açtık. Senden istiyor, senden dileniyoruz. Bizim de bayramımızı bayram gibi olmasını nasip eyle. Allah'ım aşkla, muhabbetle senden istiyor, sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş geri çevirme. Allah'ım şu bayram gününde maddi sıkıntılarımız var. Ne olur çözümleyebilmeyi nasip eyle. Allah'ım şu bayram gününde manevi hastalıklarımız var. Giderilmesini nasip eyle. Allah'ım şu bayram gününde dertlerimiz var. Dermanlar ihsan eyle. Allah'ım şu bayram gününde lütfundan, fazlından, kereminden, ihsanda bulun Allah'ım. Rabbim şu mübarek bayram saatinde, şu mübarek bayram gününde Ramazan'da orucumuzu tuttuk, teravihlerimizi kıldık, Kur'anlarımızı, mukabelelerimizi okuduk. Bayrama eriştik. Sen lütfettin, bayrama eriştik. Şu bayramda lütfundan, fazlından, kereminle ihsanda bulunarak Rabbim evlatlarımızla birlikte bayramımızı en güzel şekilde kutlayabilmeyi nasip eyle. Allah'ım mübarek günde, mübarek saatteyiz. Rabbim ne olur, ne olur Rabbim şu mübarek saatin hürmetine binaen dualarımı dergah izzetinde kabul ve makbul eyle. Allah'ım türlü türlü sıkıntılarımız var, türlü türlü dertlerimiz var. Ne olur bize yardım eyle. Allah'ım Allah'ım depremzede kardeşlerimiz var. Depremde annesini, babasını, kardeşini, bacısını, kocasını, hanımını kaybetmiş kulların var. Allah'ım depremde şehit olanlara sen merhametinle muamele eyle. Allah'ım vatanını korurken, nöbet tutarken polisimize, askerimize, istihbaratçımıza, şehit olanlarımıza, tüm şehitlerimize şu mübarek bayram gününde merhametinle muamele eyle. Allah'ım, Rabbim şu anda geride kalmış, annesi babası yok olmuş veya kocası yok olmuş veya hanımı yok olmuş, depremde şehit olmuş veya diğer yerlerde vefat etmiş kulların var. Allah'ım ne olur sen onlara kol kanat ger. Onlara şu bayram gününde güzel müjdeler ihsan eyle. Allah'ım ne olur Rabbim. Bir kul olarak senden istiyor, senden dileniyoruz. Rabbim ne olur yar ve yardımcımız ol. Yar ve yardımcımız ol. Allah'ım sana açılan eli sen geri çevirmezsin Rabbim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine binaen, şu Kur'an ayı Ramazan'ın hürmetine binaen, şu mübarek Ramazan bayramının hürmetine binaen, çocuklarımızla beraber, eşlerimizle beraber, akrabalarımızla beraber, dostlarımızla beraber şu mübarek bayramı bayram gibi yaşayabilmeyi nasip eyle. Allah'ım dualarımızı icabet et. Allah'ım duamızı sana ediyoruz. Senden istiyor, senden dileniyoruz. Araya hiçbir aracı koymuyoruz. Çünkü sen görensin, sen bilensin, sen işitensin Rabbim. Ne olur duamızı
dergah hizmetine kabul ve makbul eyle. Amin. Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, bayramımızın bayram gibi kutlanması için, Allah rızası için. El Fatiha. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun.